Çözüm, sonuçların ardışıklığında, yani hangi sıklıkla ard arda geldiklerinde gizli. Aslında elektriğin kaç kere açılıp kaç kere kapandığını incelememize gerek yok. Her bir dizideki sıfırları ve birleri sayabiliriz. Fakat bu işimize yaramaz. Çünkü sadece yaklaşık sonuçları elde ederiz ve kafamız daha da karışabilir. Tekrar ediyorum, çözüm sayıların ard arda geliş sıklıklarıyla alakalı. Mesela ardışık, üç değişik açılıp kapanma hareketinin ard arda geliş sıklıklarını inceleyelim. Gerçekte bir rastgele dizilişte her uzunluktan ve her çeşitten sonuç eşit sayıda yer alır. İşte buna frekans kararlılığı özelliği denir ve burada gördüğünüz düzenli grafikle gösterilir. Her bir dizilişin gerçekleşme sayısı birbirine eşittir ve bu şekilde sahteciliği bulmuş olursunuz. Neden mi? İnsanlar bir tahminde bulunurken belirli dizilişleri seçerler. Bunun sonunda ise düzensiz sonuçlar elde ederler. Bu olayın yaşanmasının sebeplerinden biri, insanların bazı sonuçların diğerlerine göre daha az olası olduklarını düşünmeleridir. Ama aslında şanslı sayı ya da şanslı sayı dizisi diye bir şey yoktur. 10 kere yazı tura attığınız zaman hepsinin yazı, hepsinin tura ya da tüm diğer sonuçların gerçekleşme olasılığı aynıdır.